Evet arkadaşlar, bugün sizlere geleneksel Türk tiyatrosunu anlatacağım. Türk edebiyatı, batılı anlamda tiyatro ile ilk kez Tanzimat döneminde tanışmıştı. İlk batılı anlamdaki ilk oyunumuz neydi? Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi'ydi. Sahneye ilk tiyatro eserimizde Namık Kemal'in yazdığı Batalyan Silistre'ydi. Peki, Tanzimat'tan önce bizim edebiyatımızda tiyatro yok muydu? Vardı elbet. Neydi? Geleneksel tiyatromuz vardı. Bu dönemden önce seyirlik oyunu ya da temaşa sanatı adı verilen sözlü geleneğe dayanan herhangi bağlı kalınan bir metin olmaksızın, yani bir metni yok geleneksel tiyatronun, doğaçlama oynanan oyunlar sergileniyordu. Tekrar edelim şimdi. Şimdi Tanzimat dönemine kadar benim batılı anlamda tiyatrom yok ama seyirlik oyunlarım var, temaşa sanatım var. Metne, yazılı bir metni yok, doğaçlama oynanıyor. Ve çocuklar bunların ilkiyle başlıyoruz. Bunların ilki Karagöz. Evet. Bunların ilki Karagöz oyunu çocuklar. Evet, bakalım. Bir perde arkasında ışık. Evet, bir perde arkasında, ışık önünde, söz, şarkı ve tef eşliğinde tasvir denen gölgelerin perdeye yansıtılarak oynatılmasına dayanır. Evet, tasvirleri hareket ettiren kişiye hayali hayalci Karagöz adı verilir. Perdeye Şeyh Küşleri Meydanı adı da verilir. Doğaçlama oynanır bu oyun. Taklitlere, şive, ağız özelliklerine yer verir. Karagöz okumamış halkı temsil eder. Hacivat medrese eğitimi almış, yarı aydın kimseyi temsil eder. Oyun Karagöz'ün Hacivat'ı yanlış anlaması üzerine kuruludur. Karagöz ve Hacivat dışında Zenne, Tutsuz Deli Bekir, Bebe Ruhi, Efe Çelebi, Laz, Rumeli, Acem gibi tipler vardır. 4 bölümden oluşur çocuklar. Mukaddime giriş bölümüdür. Muhavere söyleşme bölümüdür. Fasıl asıl oyunun olduğu bölümdür ve bitiş bölümünden oluşur arkadaşlar. Şimdi Karagöz'ün bölümlerini birlikte inceleyelim. Mukaddime giriş bölümünde ne oluyor? Başlangıç bölümüdür. Perdeye görüntü verilmeden önce müzik başlar ve Hacivat perde önüne gelerek of hay hat diyerek oyunu başlatır. Muhavere söyleşme bölümü. Karagöz ve Hacivat'ın karşılıklı konuşmalarının olduğu bölümdür. Olmayacak bir olay gerçekleşmiş gibi anlatılır ve düş olduğu anlaşılır. Fasıl asıl bölüm, Hacivat ve Karagöz'den başka oyun kişilerinin sahneye geldiği ve asıl oyunun olduğu bölümdür. Bitiş, Karagöz'ün oyunu bitirdiği bölümdür. Kusurlar için af dilenir ve gelecek oyunun yeri duyulur. Evet, şimdi geldik orta oyuna çocuklar. İkinci geleneksel tiyatromuz orta oyun. Kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu ya da zuhuri adı verilir. Seyircilerle çevrili bir alanda yazılı bir metne bağlı kalmaksızın ezbersiz doğaçlama oynanan tiyatro türüdür. Çağdaş tiyatroya en yakın tiyatrodur. Meddah'ın çok aktörlüsü Karagöz'ün perdeden sahneye indirilmiş şeklidir. Oyun oynandığı alana palanga ya da yeni dünya adı verilir. Dükkan adı verilen bir tezgah vardır. Pi şeker. Aslında orta oyunla Karagöz aynıdır. Aralarında tek fark bunun oyuncuları gerçektir. Yaşayan kişi. Yani orada tasvirler oynatıyorduk ya. Deve derisinden kesilmiş tasvirler oynatılıyordu. Burada gerçek kişiler var. Pi şeker okumuş şehirli aydını temsil eder. Yani Hacivat'ı. Kavuklu okumamış halkı temsil eder. Yani Karagöz'ü. Burada soruyorlar çocuklar. Sorularda soruyorlar. Diyor ki orta oyundaki Kavuklu'nun karşılığı Karagöz oyununda kimdir? Kimdir? Karagöz. Bakın ben şöyle kodlamıştım. Kavuklu, Karagöz şeklinde. Bu da 4 bölümden oluşuyor. Mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş. Mukaddime, giriş, muhavere, söyleşme, fasıl, asıl oyun ve bitiş. Karagöz ve Hacivat'a çok benzer. Bir şeker ve kavuklu dışında Zenne, Rumeli, Gülhan Bey'i, Danyo, Bekçi, Karadenizli, Arnavut, Cüce gibi tipler vardır arkadaşlar. Evet, şimdi geldik Meddah'a çocuklar. Meddah günümüzdeki stand-up. Evet, öyle söyleyeyim size.
Kısacası budur. Meddah adlı kişinin bir öyküyü canlandırma yoluyla tek başına anlattığı tiyatro. Taklitler ağız ve şive özellikleri önemli yer tutar. Dekor zayıftır. Elinde bastonu ve bir mendili vardır. Bastonu seyircileri susturmak için kullanılır. Mendilini ise ses taklit yapmak için, işte kadın taklidi yapmak için kullanılır. Doğaçlama. Yine yazılı bir metni yok doğaçlama. Köy seyirlik oyunumuza bakıyoruz. Gelenekte yer etmiş törenlerden doğduğu bilinmektedir. İşte düğünlerde, bayramlarda oynanır. Düğün, bayram, kutlama, Ramazan ayı gibi dönemlerde ya da uzun kış gecelerini geçirmek, keyfi kılmak için oynanan oyunlardır. Bu da doğaçlamadır arkadaşlar. Evet, bugünlük konumuz bu kadar. Bu videoda anlatacağım konu bu kadardı. Bu konuyu dinleyip not almanızı istiyorum. Çünkü en son bir konuda kalmıştık sizinle. İyi günler diliyorum hepinize.